Sayın seyirciler, alışveriş kimilerimiz için bir zevk, kimilerimiz için zorunlu ihtiyaçların karşılanması ama kimilerimiz için de bir takıntı olabiliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle alışveriş ihtiyaçlarımız doğal olarak arttı. Aman dikkat edin, siz de bir alışveriş kolik olabilirsiniz. Uzman psikiyatrist Doktor Barış Önen Ünsalver'in piyasaya yeni çıkan bu kitabı, Alışveriş Kolik, işte bu takıntıyı, yani alışveriş takıntısını anlatıyor. Sayın Ünsalver şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerçekten ilginç bir kitap. Adı da Alışveriş Kolik. Önce şunu soralım. Alışveriş nasıl oluyor da bir bağımlılık haline gelebiliyor? Şimdi alışveriş tabii hoş bir şeyler aldığınızda size mutluluk verebiliyor. İşte güzel bir çift ayakkabı ya da evinize yeni özellikle bir... kadınlar için. Aslında erkekler de artık bayağı bir giyim alışverişi yapıyor. Üstelik de gruplar halinde 4-5 erkek çıkıp ellerinde torbalarla kitap nedeniyle de dikkatimi çekmeye başladı benim. Ve bu satın alınan ürünler kişide mutluluk yaratıyor. Yani eğer zaruri alışverişler değilse, market harcaması gibi ya da eve bir takım eksikler vardır, onları harcamak dışındaki alışverişler mutluluk yaratıyor. İşte kişi bir mala sahip olmuş oluyor. İşte onunla kendisini daha güzel gösteriyor, daha şık gösteriyor ya da daha güçlü gösteriyor. Eğer ki kişinin bir takım ruhsal problemleri varsa, duygusal açlıkları varsa, hayatında zorlu bir dönemden geçiyorsa ya da geçmişte yokluklar çekmişse, alışveriş yaptıkça bir tatmin yaşıyor, bir haz yaşıyor. Adeta bir işte dondurma yemek gibi ya da kumar oynamak gibi, uyuşturucu almak gibi. Ve bir süre sonra... Bu bir haz yani, mutluluk duyuyor. Evet, bir mutluluk duyuyor ve kişilerden sıklıkla duyduğumuz şey de bu zaten. Alışveriş yapıp kafamı dağıtıyorum. İşte canım sıkıldı, o zaman bir alışverişe çık rahatlarsın gibi. Bir AVM'ye gideyim, birkaç bir şey alayım falan. Evet, diye. İşte hafta sonu nasıl geçirirsiniz diye soruyoruz mesela. Hafta sonu alışveriş merkezlerinde dolaşarak, yani bir geçirin, eğlence gibi de görülebiliyor ve bir süre sonra problemlerle başa çıkmanın bir yolu haline gelebiliyor. Yani kişi sürekli bu hazzı duymak isteyebiliyor ve herkes için değil tabii bu. Eğer bağımlılığa ya da duygusal bir takım problemler geliştirmeye meyili varsa, o kişi de takıntı haline gelip hayatının merkezine girebiliyor. Şu geldi aklıma, alışveriş bağımlılığıyla takıntılı alışveriş aynı şey midir hocam? Şimdi aslında bu konu biraz karışık. Bilimsel literatürde öncelikle takıntılı alışveriş olarak hani kişilerin sürekli bir şeyleri satın alması ve biriktirmesi dikkate çekmesiyle ortaya çıkmış ve o yüzden takıntılı alışveriş, İngilizcesi compulsive shopping olarak geçiyor. Fakat bir süre sonra, özellikle son 10-15 senedir bu yumuşak sanal bağımlılıklar, işte hafif bağımlılıklar grubunun içerisinde de incelenmeye başlamış. Bilgisayar oyunları gibi, kumar gibi, bir nevi kişinin hani aynı bağımlı olduğu maddeyi araması gibi alışveriş yapmayı araması. Tam bir bağımlılık haline geliyor. Evet, tam bir bağımlı, yani takıntıyla bağımlılık arasındaki bir yelpaze olarak düşünürseniz. Çünkü bu tek bir tablo değil. Bir sürü alışveriş kolik tipi var. Gerçekten ilginç. Peki kaç çeşit alışverişçi tipi var? Onu da sayar mısınız? Yani bunlar böyle... sınıflandırılmış tabii, anladığım kadarıyla. Evet, yani son 15-20 senedir bu araştırılıyor. Bizim ülkemizde çok fazla çalışma yok aslında bu konuda ama evet, yurt dışında özellikle hani endüstrileşmiş toplumlarda insanların daha çok çalıştığı ve tüketmeye itildiği toplumlarda gözüküyor ki işte bir grup var, bunlar takıntılı bir şekilde adeta işte elini yıkar gibi ya da kapıları kilitleri kontrol eder gibi sık sık alışveriş yapıyor, biriktiriyor. Genellikle olumsuz ve sıkıntılı duygulardan kaçınmak için alışveriş yapıyorlar. Bir grup var, kendisini güçlü göstermek için, zengin, yani bir görüntü verebilmek için, imajı için alışveriş yapıyor. Daha çok pahalı ürünler alıyor, işte gidiyor herkesin oturduğu sitelerde, en popüler mekanlarda alışverişlerini yapıyor. Bir grup var, bunlar mesela bulimikler. Bulimiya işte tıkınırcasına yemek yemeyle birlikte kusmanın eşlik ettiği bir yeme bozukluğu tablosudur. Bir grup işte duygusal çöküntüyle birlikte gidiyor alışveriş merkezinde 10 tane mağazada kredi kartının belki limitlerini sonuna kadar zorluyor, alışveriş yapıyor ve büyük bir rahatlama yaşıyor. En çok onu duyuyoruz hocam. Yani evet, en çok işte moralim bozuldu, stres dağıtmak için gidip alışveriş yapıyorum sözünü çok duyuyoruz etrafımızdan. Demek ki en çok rastlanan tip belki de bu olsa gerek, değil mi? Evet.
Evet, yani bu oldukça sık rastlanıyor fakat bulimiklerin bir özelliği vardır. Onlar genellikle geri verebilecekleri bir şeyleri tercih ederler. Hmm. Çünkü bir süre sonra suçluluk ve pişmanlık olur. Hani bir nevi bir nöbet geçirmiştir kişi. Bilincini kaybetmiş bir şekilde alışveriş yapar ve sonrasında onu geri götürmeye çalışır. Bir de pazarlıkçılar var. Onlar sürekli pazarlık mı yapıyorlar? Hem pazarlık yapıyorlar hem de bir de işte outletlerin peşinde nasıl bir kurnazlık yaparım, nasıl daha az paraya daha çok mal alırım diye. Ama aslında onlar da yine kaybeden kişiler. Çünkü bir outlet'e gidebilmek için harcadıkları benzin parasıyla yakın bir yerdeki bir alışveriş karşılaştırılınca bir kayıp var. Ayrıca ucuza buldum alayım mantığıyla çok sayıda mal alıp biriktirebiliyorlar ve tabii bunlar hep bir takım duygusal ihtiyaçları karşılıyor satın insanlar. Satın alıp mal mı biriktiriyor? Evet. İhtiyacı olmasa da. İhtiyacı olmasa da biriktiren bir sürü insan böylesine var. Böylesine bir alışveriş kolik durumu var yani. Evet. Mal biriktirmek. Mal biriktirmek, işte hiç açılmamış paketler belki. Öyle duruyor, evet. Hani benim danışanlarımdan duyduğum aynı şeyden ikinci defa almışım. Farkında bile değilim. Yani sonradan fark edebiliyor. Size bu şekilde tedavi olmaya gelen insanlar var öyle mi? Yani alışveriş hastalığından kurtulmak istiyorum diye size geliyorlar. Aslında tam öyle olmuyor Murat Bey. Zaten kitabın girişinde de onu yazdım ben. Bu bir problem olarak genelde getirilmiyor. Ya biz sorgularken fark ediyoruz. Ya da insanlar mesela işte depresyonda diyelim, hastanın yakını diyor ki ben ona kredi kartlarımı da verdim ama alışveriş yapıyor, mutlu olmuyor. Yani zihinlerde alışveriş eşittir mutluluk, güç, huzur gibi konularla ilişkilendiriliyor ve sonra bizim görüşmelerimizde sormalarımızla ancak açığa çıkıyor. Ya da bazen insanlar utanıyor bundan. Yani bunu anlatmak utanç verici olabiliyor, paylaşmayabiliyorlar. Anlıyorum. Sayın Ünsalver, alışveriş bağımlıların kafa yapısı farklı mı oluyor? Çünkü 69 kitabınızın 69. sayfasında bir değil mi bu beyin evet, şekli var. Yandan kesiti. Evet. Gerçekten alışveriş bağımlıların kafa yapısı da farklı. Biz mesela hani böyle internette şey gönderirlerdi işte erkek beyni, kadın beyni diye. Alışveriş beyni de farklı bir beyin mi gerçekten? Şimdi aslında orada alışverişin bağımlılık modelini açıklayan bir resimdir o. Evet. Adeta aynı madde bağımlılığında hangi bölgelerde faaliyet varsa diyelim ki bir kokain bağımlısında beyinde işte striatum, nükleus accumbens detaylara girmeyeyim ben. Biz anlamayız onlardan. O bölgelerde bir şey oluyor. Diyelim ki işte ayakkabıları gördü ve aynı kokainmanın kokaini gördüğü anda beyninde hangi bölgeler faaliyete geçiyorsa yani git ve onu al. Gerçekten o kadar şiddetli. O kadar şiddetli olabiliyor. Yani bilimsel çalışmalarda bu gösterilmiş. Vay ama canına. Tabii ki bunun dereceleri var. Yani her alışveriş yapan kişi mutlaka bağımlı anlamına gelmiyor. Peki hocam alışveriş kolikler daha çok hangi gün ve saatte alışveriş yaparlar? Yani bunun belli mesela hafta sonu daha mı çok yaparlar? Gece, akşam, öğleden sonra daha mı çok yapar? Belli bir saati, günü. Şimdi bu tabii dürtüsel alışveriş denilen bir şey var. Bu hani herkesin yapabileceği bir şey. Hiç düşünmediği, planlamadığı şeyleri alması. Bu daha çok hafta sonları ve indirim dönemleri oluyor. Ama eğer bir kişi alışveriş kolikse o genelde daha çok sakin saatleri tercih edebiliyor. Yani herkesten uzakta, kimsenin onu yargılamayacağı, eleştirmeyeceği ya da işte satış elemanıyla daha yakın temasa geçebileceği, saatlerce dolaşacağı, o kıyafetleri tek tek deneyebileceği zamanları tercih ediyor. Dolayısıyla hafta sonları çok tercih ettiği zamanlar değil. Çünkü sadece alışverişin satın almayla sonuçlanması gerekmiyor. Orada geçirilen vakit de önemli. Ya da internetten alışveriş yapmayı tercih edebiliyor ki bu aslında çok daha büyük tehlike. Çünkü internette bir engellenme yok. Siz isterseniz 20 tane ürün alın. Kimse size şey yapmıyor, engellemiyor. Kredi kartınızdan internete girip sınırsızca alışveriş yapabiliyorsunuz. Hani dükkanımız kapanmaktadır 5 dakika sonra diye bir uyarı yok. Gece yarısı kalkıp alabilirsiniz. Peki hocam cinsiyete göre bir ayrım var mı? Mesela hep denir kadınlar alışverişi daha çok sever diye. Alışveriş kolikler bakıldığı zaman daha çok kadınlar mı? Aslında kadınlar bağımlı olmaya daha meyilli.
satın aldıklarında daha pahada daha büyük mallar alıyorlar. Yani ayakkabı ve çanta gördüğü zaman işte o beynindeki alışveriş yapma şeyinin arttığı kadınları çok görüyorum. Özellikle ayakkabı ve çanta konusunda çok hassaslar. Bir de teknoloji marketlerindeki erkekleri de tabii gözlemlemek lazım. Bu sınıfı alabiliriz. Evet, evet, yani böyle hani büyük bir heyecanla çok lezzetli bir yemekten bahseder gibi işte cep telefonundan ya da laptop'tan. Yeni modeli çıkmış değil mi? Evet. Peki kitapta soru formları da koymuşsunuz. Evet. Onları doldurup alışveriş kolik olup olmadığını da değil mi okurlar anlayabiliyorlar. Bu tabii, da ilginç bilimsel bir test midir hocam onlarla? Yani tabii tabii. Yani anlaşılabilir. Yani bunlar bir takım araştırmalarda kullanılan testler, bir kısmı bilimsel Türkçe'de geçerliliği yapılmamış benim çevirdiğim testler ama tabii bunlarla teşhis konmaz. Kişi ama en azından bir fikir edinir. Yani galiba benim bir alışveriş problemim var ve bir destek almalıyım diye düşünebilir. Gerçekten ilginç bir kitaptı. Sayın Barış Önen Ünsalver, kitabın adı Alışveriş Kolik. Timaş yayınlarından çıktı sevgili seyirciler. Çok yeni değil mi hocam? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Alışveriş kolik olabilme konusunda tehlike içerisinde olan sevgili izleyicilerimize duyurulur. Özellikle kadınların bu konuda daha büyük bir eğilimi olduğunu da öğrenmiş olduk. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.